Hocam selamlar. Merhaba Muratcığım, hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Çok imalı bir hoş geldin dediniz hocam. Bu ara az uğruyorsun ondandır. Evet hocam, bu ara az uğruyorum. Bundan sonra daha çok uğrayacağım ama o da Hadi bakalım. kesin. Hadi bakalım. Hocam bugünün konusunu hemşirimiz Abdullah Bey belirledi. Güzel bir konu. Aslında şimdi kadar niye çekmedik diye düşündüm o söyledikten sonra. Burun etleri meselesi. Herkesin de hayatında duyduğu ve de kullandığı benim burun etim var. Burun etimi yaktım, aldırdım vesaire tarzında çok da sık maruz kalınan bir cümledir kendisi. Burun eti nedir hocam? Niye bize sorun çıkarıyor diye sorayım ilk olarak böyle. Güzel bir soru değil mi? Benim burun etim var. Benim burun etim arasında hepimizde var. Konka diye tıbbi olarak adlandırdığımız burun etleri aslında her insanda her bir burun boşluğunda üçer adet var. Biz ama muayenede bunların iki tanesini görebiliriz. Üçüncüsünü göremiyoruz. O çoğu zaman tomografide filan gözlemliyoruz. Alt burun eti, orta burun eti, üst burun eti. Alt burun eti daha çok burnumuzun içerisinde nemlenmesinde çok daha fazla etkili. Tabii diğerlerinde de yani burnumuzun bütün içerisinde bir nemlenmeyi sağlayan bez yapısı var. Orta burun etinin daha çok orta ve içe bakan kısımları daha çok kokuyla ilgili. Üst burun etini zaten dediğim gibi göremiyoruz aslında burun boşluğu içerisinde. Orta burun etinin aynı zamanda iç kısımları da sinüslerimizin birçoğunun açıldığı boşlukla komşu haline diyelim yani. Hastaların hep benim burun etim var, burun etim var. Ben de diyorum benim de burun etim var. Aslında hepimizde var. Yani kimisinde ki yani günümüzde birçok insanda alerjik sebeplere bağlı olarak çok büyük görebiliyoruz. Ya da işte alerjik sebepler olmasa bile burundaki deviyasyona bağlı olarak deviyasyon yani eğrinin olduğu yerin ters tarafında daha fazla bir burunda boşluk oluşuyor. Oradaki burun eti de o yüzden daha fazla büyüyebiliyor aslında bakarsak. Ama dediğim gibi çoğu zaman alerjik sebepli olarak burun eti büyümeleri var. Bunun da farklı tekniklerle burun etiyle alakalı problemi yani hastada oluşturduğu problemi ortadan kaldırabiliyoruz. İşte ben şu an ilk söyleyeceklerim alt burun etiyle alakalı. Hava yolumuzu daha çok kapatan burun etiyle alakalı. Bunların hava yolunu kapamasından dolayı bizim yaptığımız farklı işlemler olabiliyor. Ama en çok yaptığımız şey burun etini yakarak küçültmek. Radyo frekans dediğimiz bir aletle radyo dalgaları yani ısı vererek aslında yakarak onu küçültmek. Bir de lateralizasyon dediğimiz burun etini tutan ince bir kemik parça var. Kemik bir lamel var. Onu da kırıp işte diyelim bu septum olsun. Burun etimiz de burada. Bunu hem yakarak küçültüyoruz hem de içinde bir kemik var. Onu çıt diye kırıp biraz burnun dışına atıyoruz ki şu pasaj biraz açılsın yani. Yani şu ikisinin arasındaki pasaj. Şimdi et böyle kırıp dışarı itiyoruz. Bir de yakarak küçültüyoruz. Ha, farklı şeyler de var yani bunu yapabilecek. Açıp içindeki kemik, kemiği yani burun etini kesip içinden kemiği alabilirsiniz. Burun etini biraz tıraşlayabilirsiniz. Bu keserek veya tıraşlama aletleri var yani onları tıraşlayabilirsiniz. Yani herkes de farklı şey tercih edilse de en çok yaptığımız şey bunu dışarıya doğru kırıp itmek. Bir de bunu yakarak küçültmek. Ya yani illa ameliyat yani olması narkoz falan. ameliyat her, bu yapılan işlemlerin hepsi ameliyat aslında bakarsan ama yani bunun için illa narkoz vermene gerek yok. Yani burun etini yakma, küçültme ve burun etini dışarı doğru itme işlemini lokalisiz altında tercih ederiz ama hasta çok acıta yani hiçbir şey duramıyor olursa mecbur hastayı uyutursun yani ya da sedasyon dediğimiz bir hafif uyuma diyelim yani bir şey yapılabilir. Kolay bir işlem ama beraberinde aslında deviyasyon varsa yani eğrilik var bu burun eti çok şiş. Zaten bu eğriliği de ortadan kaldırmamız lazım. Bu hastayı normal tam septoplasti dediğimiz burun orta bölmesini düzeltme bir de konkaları yakma işlemini uyguluyoruz. Zaten bunu sadece burun içi ameliyatlarında veya işte estetikle beraber yaptığımız septorinoplasti ve konka radyo frekans dediğimiz bir cerrahide bu sorunu ortadan kaldırıyoruz aslında bakarsanız. Burnu, genel itibariyle böyle. Burnu her eğri olanın burun eti büyük olur mu hocam? Hayır. Ama dedim ya günümüzde birçok insanda var bu. Yani işte hava kirliliği, çok yoğun sigara tüketimi diyelim ya da işte çok tozlu bir ortama maruz kalmamız. Belki tükettiğimiz gıdalar. Ama birçok insanda alerjik problemler var. Yani burada sayalım Abdullah'ta var. Bende var. Kadirhan'da var. Elif Hanım'da var. Bende Sende var de var. mıydı? Hocam siz ameliyat Burun eti ettiniz mi? şişkinliği ayrı da alerjik şikayetlerim var mı? İşte bu hapşırmalar, burunda Bende öyle bir kaşınmalar şey yok filan. Yani hocam. birçok insanda var ama yani bunu. Bak yani burada saydığım 5 kişiden dördümüz de var. %80'imiz de var yani zaten. Birçok insanda var bu. Anladım hocam. Peki hocam şeyi biliyoruz ya, yani öyle bir iddia var. Burun etini yaktıktan sonra ya da bunun ameliyatını yaptıktan sonra bunun büyüyeceği söyleniyor. Alerjik sebeplerle olursa ki dediğim gibi birçok insan da böyle aslında bakarsan burun etleri zamanla tekrar büyür. Bu büyüme ilk cerrahideki kadar olur mu? Ya birçok insanda olmaz ama olabilir. Tekrar müdahale etmek gerekebilir. Pozisyonu değişebilir yine o kemiği kırıp dışarı itiyoruz ama biraz tabii içe doğru gelebilir. Tekrar yakıp küçültmek gerekebilir ama zaten toplam 10 dakikalık bir işlem yani kısa bir işlem burun etini yakıp küçültmek. Kemik eğrilini ortadan kaldırdıysak bir ameliyatta sonrasında etler şişse bile ona tekrar bir müdahale etmek 10 dakika yani çok kısa bir işlem. Lokalisiz altında hemen hızlıca burun etleri yakılıp küçültülebilir.
Hocam bu büyüyebilir yani. Burun etini yaktıktan sonra peki orada böyle kabuklanmadır, acıdır vesaire bir şey oluyor mu yoksa? Hastaların ameliyattan sonra burnunun içerisindeki kabuklanmaların hemen hemen neredeyse hepsi yani %95'inin sebebi burun etlerini yakmamız zaten. Yani kese attığımızda da kabuklar oluyor ama onlar çok küçük kabuklar. İşte ya da burun orta bölmesini düzeltirken ki müdahalemizden oluşan kabuklar çok küçük kabuklar ama büyük çoğunluğu burun etlerini yaktığımız için tabii kabuklanma oluyor. Acı oluyor mu? Sadece burun etini yaktıysak öyle çok fazla bir acı olmuyor aslına bakarsan. Çok. Yani kabuklanma oluyor ama birkaç hafta sürer. Birkaç hafta. Onu bu bana da vermiştiniz hocam. Yıkama solüsyonu ve sümkürmeli temizlemesini istiyoruz hastanın. Bazen çok yoğun kabuklanma ve çok kuruluklar olabiliyor. Bunun beraberinde nemlendirici damlalar, ben damla öneriyorum ya da spreyler. Ama çoğu zaman damla öneriyorum burnun tam bütün her yerine kadar ulaşsın diye. Nemlendiricileri yumuşatıp öyle yıkayıp temizlemek daha konforlu, daha rahat kabuk çıkartabiliyor. Yani böyle çok büyük kabuklar çıkabilir yani. Kanla karışık çıkar mı hocam yoksa? Tabii ki. Hasta bazen burnundan kemik çıktı diyor ya da kemik değil aslında ya da işte hasta burnumdan bir et parçası çıktı diyor. Tabii eti yakıttığımız için birazı kabuk, birazı küçük bir et parçası halinde burundan çıkabilir tabii ki. Anladım hocam. Hocam ameliyatlı kısmı böyle konuşmuş olduk diye düşünüyorum genel hatlarıyla. Atladığımız bir kısım... Çok kısa söyleyeyim. Burnumda et var, et var, et var. Burnumuzda zaten normalde etler var. Yani dedim ya, hani hasta söyleyince bende de var diyorum. Bir de burunda olmaması gereken etler var. Çok kısa söyleyeceğim. Polip dediğimiz, işte alerjik yapılı kişilerde burnun içerisinde, sinüslerin içinde, burun boşluğunda. Bir de polip dediğimiz ekstra etler oluşabiliyor. Onlar burnun normal etlerinin haricinde, normal etler biraz daha kırmızımtıraklı, daha soluk, daha şeffaf rengi ama daha soluk. Ekstra etli olarak karşımıza çıkabiliyor. Bunu tabii ki muayene sırasında görebiliyoruz. Varsa bu hastalara zaten yine tomografi çekiyoruz ve nerelerde işte dedim ya sinüslerde de oluyor çoğu zaman. Onunla beraber onu temizliyoruz. Onlar ekstra et, onlar başka şeyler. Tabii burundaki etler tümöral kitleler de etli olabilir. İşte çocukluk çağında beraberinde geniz eti oluyor mesela. Erişkinlerde olmaması lazım. Erişkinde de oluyor bazen ama işte geniz eti başka, burun eti başka. O da bir burunda et aslına bakarsan. Yani birçok sebebi var burundakinin ama burun eti denildiği zaman aklımıza gelen şey zaten burundaki konka dediğimiz o alt burun eti. Bir de orta burun etlerinin tedavisi var. Onlar biraz daha farklı. Onları bazen ezebiliyoruz. İçinde hava birikebiliyor. Onlar da polip dediğimiz gibi polipoidleşebiliyor. Tıraşlamak gerekebiliyor. Çok fazla hava birikimi olursa bu sefer kesip bir kısmını almak gerekebiliyor. Burnun iç bölmesine bakan kısmı değil. Daha çok kokuyla ilgili olduğu için kesip daha çok sinüslere doğru bakan kısmından bir parça çıkarmamız gerekebiliyor. Az bir hava var. O zaman onu sıkıp büzüştürebiliyoruz. Onu yani metal bir, aletle sıkıp düzüştürüyoruz. Ayrı bir videonun konusu haline gelebilir gibi duruyor yani hocam. Böyle şeyler de var ama daha en çok detay. Alt burun eti. Çünkü hava yolumuzu kapatan en önemli sorunlardan birisi de o. Hocam ameliyatlı çözüm böyle de. Bir de ameliyatsız çözümde bildiğimiz kolay bir pratik var. Burun spreyleri. O bambaşka bir konu. Onu ayrıca çekelim. Onu ayrı mı çekelim hocam? Kesinlikle ayrı çekelim. Çok önemli bir konu. Tamam hocam. O zaman burun spreyleri, burun etlerinin devasını başka bir videoda konuşalım. O zaman bu videoda benim soracaklarım bu kadar hocam. 10 dakikayı doldurmuşuz zaten. Çok kısa şunu da ekleyeyim. Burun etlerinin evet Abdullah oradan hatırlattı hemen alınması gibi bir durum var. Burun etimi aldırdım. Burun etleri çoğu zaman dediğim gibi yakıyoruz. Kesip almıyoruz. Ya tıraşlayabiliyoruz. Ama nadir de olsa görüyoruz tamamen burun eti kesilip alınmış. Kökünden, yapıştığı yerden, yan duvardan tamamen kesilip alınmış. Aslında nefes alamıyorum diye geliyor. Bakıyorsunuz burnu tamamen açık yani yutkunuyor, yutağını görüyorsunuz yani. Bu hastaların bir reseptörleri ortadan kaybolmuş oluyor. Yani duyu reseptörleri, o havanın akışını hissettiğin reseptörler ortadan kalkmış oluyor. İki, hava sirkülasyonu bozulabiliyor. Üç, burnun nemlenme mekanizması çok bozuluyor. Ya ciddi sorun. Burun etinin kesinlikle kesilip alınmasını önermiyorum. Tıraşlanabilir. Zaten yakma en çok yaptığımız şey. Ama tamamen yok etme bunu kesinlikle önermiyorum. Yok yani tekrar bir burun eti oluşmaz. Ama bu... Aldın, kestin, yok ettin bir burun eti oluşmaz. Yaktın, küçülttün büyüyebilir. Tamam zaten. Bunun sorun yok. Yakıp küçültülmesini gerekirse tıraşlanmasını öneriyorum ama tamamen kesip alma. Türbinektomi dediğimiz. Hani parsiyel yani kısmı yapabilirsiniz ama total türbinektomi kesinlikle önermiyorum. Şey mi düşünüyor hocam? Komple kesip alırsak böyle hayal pasaj düşünüyorum. Tamamen açık. Hastanın hiçbir şekilde burnu tıkamayacak. Hayır. Hasta hissedemiyor artık. Hissedemiyor. Ve çok kuru kalıyor burun. Sürekli yani sıkıntı yani. Sürekli bir problem. Geri dönüşümsüz. Sürekli ömrünün sonuna kadar nemlendiriciler kullanmak zorunda kalır. Çok kötü bir şey ya. O zaman kesip atılmasına karşıyız deyip noktalayalım evet. Hocam videoyu. Artık ekleyecek bir şey de yoksa başka bir videoya geçelim. Geçelim. Bir hastamızı muayene edelim. Aynen. Ondan sonra. Görüşürüz. Çok